Uçuşum Var kanalından herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugün burada olduğunuza göre ya pilot olmayı kafanıza tamamen koydunuz ya da aklınızın bir köşesinde pilot olmak gibi bir düşünce söz konusu. Ancak ya nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz ya da aklınızda bazı tereddütler söz konusu. Ben de bugün bunları sizlere kendi bilgilerime dayanarak aktarmaya çalışacağım. Kanala destek olmak adına Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İyi seyirler dilerim. <laughs> Hepinize tekrardan merhabalar. Arkadaşlar aslında şimdi nasıl pilot olabileceğinizin yöntemi sizin hayatınızın neresinde olduğunuza göre değişkenlik gösteriyor. Yani lisede misiniz, lise mezunu musunuz, üniversitede mi okudunuz yoksa yüksekokul mezunu musunuz, çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz ya da çalışmaktan feragat edebilir misiniz? Bunlara göre çeşitli yöntemler söz konusu. Bana gelen sorular içerisinde lise öğrencilerinin talebinin de çok yüksek olduğunu görüyorum. Şimdi lise öğrencilerini değerlendirmeye aldığımızda lisedeyken önünüzde uzun bir yol söz konusu. Şimdi lisedeyken seçebileceğiniz yöntemler arasında öncelikle liseden mezun olduktan sonra önünüzde 3 tane yöntem söz konusu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi harf okuluna gitmek bir diğeri özel kursa gitmek, diğeri de üniversitelerin pilotaj bölümlerini tercih etmek. Yurt içi veya yurt dışı üniversite olması size kalmış. Üniversite mezunu olduğunuzda da önünüzde bir kapı daha açılıyor. Bu da akademi okumak. Son zamanlarda geçtiğimiz yıllarda üniversitelerin 3. ve 4. yıllarında okuyan arkadaşlar için hava harp okulu imkanları da açılmıştı. Tabi ülkenin pilotaj imkanlarına göre buraları da tercih etmeniz mümkün. Ancak hava harp okuluna gittiğinizde Savaş pilotu olarak yetiştirileceksiniz. Daha sonrasında emekli olduğunuzda airline pilot dediğimiz yolcu uçaklarında çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunlar da sizlerin tercihlerine göre değişebilir. Şimdi pilot olmanın yöntemlerini araştırmaya başlayıp internette gezinmeye başladığımızda önümüze bir sürü kaynak çıkıyor. Özellikle de özel kursların ya da işte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dediğimiz SHGM'nin sitesine girdiğimizde bir sürü kısaltma söz konusu. PPL, CPL, ATPL, Modüler ATPL, Entegre ATPL. Bunlar bir sürü kafa karışıklığına söz konusu olabiliyor. Ve siz de yolun başında olduğunuz için aslında bunlara hakim değilsiniz. Arkadaşlar burada biz eğer airline pilot olmak istiyorsak ATPL eğitimine bakacağız. Yani ATPL eğitimi dediğimiz bizi en başından alıp yetiştirip airline pilot lisansıyla mezun edebilen lisans eğitimidir. Şimdi bu eğitimde ikiye ayrılıyor. Bunlar modüler eğitim ve entegre eğitim dediğimiz eğitimler. Modüler eğitimler parça parça, yani nasıl PPL, CPL ve devamında ilerleyen süreçlerle parça parça bir şekilde ilerleyen eğitim şekli. Entegre eğitimde bizi alıp en başından sonuna kadar düzenli bir şekilde devam ederek airline pilot yolunu açan, lisansı veren eğitim şekli. Modüler eğitimin olmasının sebebi daha çok çalışanlara yönelik olması ve biraz daha ucuz olması. Modüler eğitimde uzaktan eğitim alarak zamandan biraz daha tasarruf sağlayabiliyorsunuz ve ekonomik olarak da biraz daha tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Ancak entegre eğitime geldiğimizde entegre eğitimde online eğitim söz konusu değil arkadaşlar. Birebir ders ortamında yüz yüze teori derslerinin tamamını tamamlamanız gerekiyor. Daha sonrasında da uçuş eğitimleri aynı şekilde bunlara entegre olarak devam ediyor. Şimdi ilk olarak özel kurs eğitimini ele almak istiyorum. Özel kurslar sizleri lise mezuniyetinden sonra kabul edebilen kurslar olarak daha sonrasında yetiştirip airline pilotla doğru yolunuzu açan kurslar arkadaşlar. Şimdi SHGM'nin sitesine girip baktığımızda yetkilendirilmiş olarak 52 adet çok farklı kursa denk gelebiliyoruz. Ancak bu kursların hepsinin amacının bize hizmet etmediğini görebiliriz. Burada da bir kafa karışıklığı söz konusu. Burada sizin bakmanız gereken yetkilendirilmiş kurslar ATPL eğitimi verebilen kurslar. Bunların arasından modüler ya da entegre eğitimi kendiniz seçeceksiniz. Ancak benim size bu videoları hazırlarken baz aldığım Türkiye'deki 3 tane önde gelen özel kursun sitesine girip baktığımda daha önceki araştırmalarımda lise mezunlarını kabul ettiğini görmüştüm. Şu anda bu kurslardan iJet, AFA ve THK'nın özel kurslarının artık lise mezunu kabul etmediğini internet sitelerinden görebiliyoruz. En düşük seviye olarak yüksek okul mezununu kabul ediyorlar. SHGM'nin sitesinde ve uluslararası olarak şöyle kabul edilir. Bir pilot olabilmek için lise mezunu olmanız yeterlidir. Fakat Türkiye'deki şirketlerin büyük çoğunluğu lise mezunu pilot kabul etmek istemezler. İlk tercihleri üniversite mezunu kabul etmektir. Daha sonrasında ihtiyaca göre lise veya yüksekokul mezunu pilotları tercih edebilirler. Dolayısıyla bu bahsettiğim kurslarda mezun verdikleri öğrencilerin kat sayılarını onların oranlarını aktarabilmek için Böyle bir yönteme başvurmuşlar. Artık bu kurslardan 3 tanesi lise mezunu öğrenci adayı kabul etmiyor. Sadece bir tanesi kabul ediyor. O da Isparta'daki ERA. ERAH'ın sitesine girip baktığınızda 18 yaşında doldurmuş olmak ve lise mezunu olmanın bu kurslara başvurmak için yeterli olduğunu görebileceksiniz. Şimdi bu kursların ücretlerine bakarsak eğer buralarda THK'yı arayıp öğrenmeniz gerekiyor. Diğer kuruluşların sitelerinde ücretleri yazılmış. Burada bahsedeceğim ücretler Entegre ATPL ücretleri. Entegre ATPL ücretleri de 65.000 Euro ve 69.000 Euro seviyelerinde seyrediyor. Yani bu Nisan 2020 ayı civarında bu şekilde. Eğer havayolu pilotu olmayı göz önüne alıyorsanız bu miktarı da gözden çıkaracaksınız. Ancak bu ücretlerin içine nelerin dahil olduğunu gidip görüşerek ya da telefonla konuşarak mutlaka bilgi almaya çalışın. Daha sonra da özel kurs tercihlerinde nelere dikkat etmelisiniz konusunda da bir video çekmeyi planlıyorum. Yurtdışındaki özel kurslara gelirsek eğer yurt dışında tercih etmeniz gereken özel kurslar EASA bölgesi dediğimiz Avrupa bölgesi arkadaşlar. Amerika'yı tercih eden arkadaşlarımız da söz konusu. Ücretinden dolayı tabii ki. Ancak Amerika'daki lisansın Türkiye'deki lisansa çevrilmesi için bazı prosedürleri uygulamanız ve bazı aşamalardan tekrar geçmeniz gerekiyor. Avrupa lisansı dünya genelinde en çok geçerli lisans olduğu için Türkiye'de bu lisansı işletebilmek için çok da çaba harcamadan bir ay gibi bir sürede lisansınızı tekrar elinize alabiliyorsunuz. Ancak Avrupa'da da tercih ettiğiniz kursların kalitesi ve ülkesi gerçekten önem arz ediyor. Özellikle Macaristan ve Polonya gibi özel kurslar son zamanlarda çok tercih ediliyor. Tabii ki ücretlerinden ve online eğitim verebildikleri için. Ancak Türkiye'deki şirketlerin son zamanlarda bu ülkelerdeki eğitimlerin kalitesinden emin olmadıkları için çok da öğrenci kabul etmeye yanaşmadıklarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ülkeler dışında eğitim veren kursları tercih ederseniz ilerideki iş bulma şansınız da biraz daha yüksek olacaktır. Üniversitede pilotaj bölümlerinde de eğitim almayı düşünen arkadaşlar için birçok üniversitenin pilotaj bölümünün son yıllarda açıldığını görüyoruz. Şimdi hangisini tercih etmeliyiz aşamasına geldiğimizde bunların tabii ki taban puanı sıralaması çok önemli. Şimdi üniversitelerin taban puanlarına baktığımızda ilk 10.000'de hatta ilk 8.000'de öğrencileri kabul ettiklerini görüyoruz. Bunlar burslu öğrenciler olarak gözümüze çarpıyor ya da bir kısmı yine ücretli öğrenciler olarak kabul ediyor. Ancak ücretli öğrencilerin bazı üniversitelerde yaklaşık 250 bin taban bandında öğrenci de kabul ettiğini görebiliyoruz. Bunları tercih etmek sizlere kalmış. Burada benim referans alacağım üniversite Eskişehir Teknik Üniversitesi. Türkiye'de pilotaj eğitimi veren tek devlet üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi çok düşük kapasitede de olsa öğrenci kabul ederek pilotaj eğitimi vermeye devam ediyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne gittiğinizde ücretsiz bir şekilde pilotaj eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve gerekli sağlık şartlarını da sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gerekli sağlık şartları derken sizin pilotaj eğitimine elverişli olduğunuz, ileriki aşamalarda da pilotluk yapabilmeniz için gerekli olan sağlık şartlarını sağladığınız anlamına geliyor. Bununla ilgili gerekli sağlık şartlarını açıkladığım daha kapsamlı bir videoyu da sizlerle paylaşacağım. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin şartları arasında dikkat çeken bir madde söz konusu. Bu üniversitenin eğitimleri devlet kurumlarında gerçekleştiği için sizin özellikle güvenlik soruşturmanızdan temiz olarak çıkmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada da geçmişinizin önemini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Üniversiteyi tercih etme aşamasında bunları da göz önünde bulundursanız mülakat aşamasında ya da daha ileriki aşamalarda elenmemeniz adına sizler için daha faydalı olacaktır. Özel üniversitelerin pilotaj bölümlerine baktığımızda da buradaki taban puanların biraz daha düşük olduğunu, sıralamaların biraz daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. İlk 7.000 8.000 gibi sıralamalara giremeyen arkadaşlar diğer bölümlerin, diğer üniversitelerin pilotaj bölümlerine de bakabilirler. Özel üniversiteleri değerlendirirken bunların şartlarına baktığımızda burada herhangi bir güvenlik soruşturması şartı aranmadığını görebiliyoruz. Fakat bu demek olmuyor ki sizin ileride güvenlik soruşturmanız yapılmayacak. Şöyle ki Türkiye'de diplomanızı ya da lisansınızı aldıktan sonra bazı firmalara girebilmek için güvenlik soruşturmasından geçeceğinizi de göz önünde bulundurmanız gerek. Diyelim ki Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kazanamadık. Daha sonrasında Türkiye'deki özel olarak eğitim veren pilotaj bölümlerini de kazanamadık. Ne yapacağız? Pilot olmak istiyoruz. Önümüzde başka bir yöntem daha söz konusu. Bu da yurt dışında pilotaj eğitimi veren özel üniversitelerde okumak. Bunların da ücretleri biraz daha yüksek olacaktır. Sizleri daha çok zorlayacaktır. Ancak Avrupa bölgesinden alacağınız pilotaj eğitimi sonrasındaki lisansınız yine Avrupa lisansı olup EASA kabul edilecek ve Türkiye'de de yüksek geçerliliği olan lisanslardan birisi olacaktır. Yurt dışında üniversite eğitimi ile ilgili olan bir videoyu da yakın zamanda bu kanalda tekrardan bulabileceksiniz. Pilot olabilmenin yöntemlerinden bir diğeri belki de en avantajlısı ise belli başlı bazı firmaların açtığı öğrenci pilot eğitimlerine katılabilmek. Ancak bunlara katılabilme şartları özel kurslardan ya da üniversitelerden biraz daha yüksek standartlara sahip. Çünkü bu şirketler sizleri aldığında Artık iş sözleşmeniz imzalanıyor. Daha sonrasında pilot olarak yetiştiriliyorsunuz ve eğitiminizin sonunda o firmada çalışmaya başlıyorsunuz. En güzel avantajı da eğitiminiz boyunca iş sıkıntısı olabileceğini düşünmemeniz. Çünkü artık buraya girdiğinizde iş garantiniz söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu firmalar hangileri? Geçtiğimiz dönemlerde Türk Hava Yolları, Sun Express ve Pegasus bu tarz öğrenci yetiştirme programlarını açtılar ve birçok öğrenciyi kendi bünyelerinde yetiştirmeye başladılar. O öğrencilerin büyük bir kısmı çalışmaya başladı bir kısmı da hala daha eğitimlerine devam ediyorlar. Peki akademi eğitimi dediğimiz bu eğitimlere katılma şartları neler? En son Türk Hava Yolları'nın açtığı ilanlarda yaş sınırı 30 yaş olarak belirlendi arkadaşlar. Daha öncesinde yalnızca bir seferlik 35 yaş olarak açılmasına rağmen daha sonrasında bu yaş sınırı aşağıya çekilerek 30 yaş olarak belirlendi. Burada bahsedeceğim bu şartlar açılan her ilanda bazı değişiklikler gösterebilir. Az önce de örnek verdiğim yaş sınırlaması gibi. Onun dışında daha öncesinde açılan ilanlarda baktığımızda IELTS ve TOEFL sertikası yeterliliği istendiğini görüyorduk. Bu yeterlilik her zaman isteniyor. Sizin İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Fakat daha önceki açılan ilanlarda İngilizce seviye yeterliliğinin daha yüksek seviyelerde olması beklenirken pilot ihtiyacından dolayı bu seviyenin gün geçtikçe aşağıya düştüğünü görebiliyoruz. Yaklaşık olarak B2 seviyesindeki yani TOEFL'dan 70 75 bandı, IELTS'ten de 6 6.5 bandında bir not aldığınızda buralara başvurmaya yeterli olarak kabul ediliyorsunuz. Akademilere de başvururken yine sağlık şartlarını sağlamanız gerekiyor. Yani SHGM onaylı hastanelerden birinci sınıf sağlık sertifikası dediğimiz sağlık sertifikanızı almanız gerekiyor arkadaşlar. Pegasus, Sun Express ve Türk Hava Yolları'nın akademi öğrencilerine baktığımızda bunlarda aranan eğitim şartı ise üniversite eğitimi. Son yıllarda yüksekokul mezuniyetinin de kabul edildiğini görüyoruz. Ancak bunlar zamanla açılan ilanlarda pilot ihtiyacına göre tekrar değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla güncel olarak takip etmeniz gerekiyor. Şimdi aslında eğer paranız varsa ya da çalışkan bir öğrenciyseniz üniversitede pilotaj okumanın ya da özel kursa gitmenin çok basit bir yolla pilot lisansı almak için yeterli olduğunu görebiliyoruz. Ancak avantajlı olan, iş garantisi olan akademi öğrencisi olmanın biraz daha meşakkatli yollardan geçtiğini görebiliyoruz. Bu aşamalar tarihsel dönemlerde farklı sıralamalarda uygulanmış olsa da son ilanlarda aşamalar şu şekilde ilerliyor. Diyalar 1 Almanların uyguladığı ve sonuçlarının Almanya'dan geldiği elektronik ortamda yapılan bir kabiliyet sınavı. Diyalar bir aşamasını geçtiğimizde ise karşımıza CRM dediğimiz bir mülakat tipi çıkıyor. CRM mülakatı daha öncesinde yabancı psikologlarla yapılırken günümüzde artık Türk psikologlarla gerçekleştiriliyor. CRM sonucunuz eğer olumlu geldiyse daha sonrasında şirketin kurul mülakatına davet ediliyorsunuz. Kurum mülakatı şirketin insan kaynaklarından iki kişi ve kaptan pilotlarımızdan bir tanesinin sizi değerlendirmek üzere orada bulunduğu mülakatlardan bir tanesi. Bu mülakatta yaklaşık 20-25 dakika kadar sürüyor ve daha sonrasında soluncunuz size olumlu ya da olumsuz olarak bildiriliyor. Bütün bu bahsettiğim yani özel kurs, üniversitede pilotaj eğitimi ya da akademide pilotaj eğitimi sonrasında sizin değerlendirildiğiniz yer Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavları arkadaşlar. Burada 14 tane ayrı dersten sınava giriyorsunuz ve sonuçlarınız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanarak en son sizin lisansınız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Dolayısıyla özel kurslardan, üniversite pilotajdan ya da akademiden aldığınız lisansınız eğer aynı ülke içerisinde ise en son aynı kapıya çıkıyor. Arkadaşlar bugün size burada nasıl pilot olurum sorusunun cevabını vermeye çalıştım. Buradaki yöntemleri kısaca toparlamak gerekirse hava harp okulu, özel kursa gitmek, üniversite pilotaj eğitimleri almak ya da akademiye girmek. Umarım bu video pilot olma yolunda hayalleri olan, isteği olan ve bizlere katılmak için çaba sarf eden tüm arkadaşlarıma yardımcı olabilmiştir. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve devam videolarını kaçırmamak adına Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca videonun altına veya aşağıda belirttiğim Instagram adresime de aklınızda olan soruları yazarsınız. Sizlere en kısa zamanda geri dönmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.